Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kısa bir dolar TL analizi yapacağız. Dolar TL'de çünkü önemli hareketler meydana geldi. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'ndan belli başlı müdahaleler geldi dolar TL'ye. Tabii bu müdahaleler çok kritik yerlerde geldi. Yani tam 6.20-6.25 bantlarında gelmesi çok önemli. Çünkü buraların da kırılmasıyla eğer yani 6.20-6.25 bantları kırılsaydı arkadaşlar çok sert hareketler görecektik dolar TL'de. Yani tam bu seviyelerde Merkez Bankası'nın bu müdahalesinin gelmesi tesadüf değil aslında. Zira sonuçta Merkez Bankası da tekniğe çok hakim. Onlar da buranın kırılması durumunda çok sert hareketler göreceğimizi biliyorlardı ve çok kritik bir yerde müdahale ettiler. Yani size şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bir çanak oluşumu meydana geliyordu. Ve bu çanağın kırılmasıyla da yaklaşık olarak arkadaşlar çanağın iç kısmı kadar bir yükseliş gelecekti. O da gördüğünüz gibi tekabül ettiği noktalar büyük çanağın tamamlanacağı noktalara denk geliyordu. Yaklaşık olarak 6.80 bantlarına. Tabii Merkez Bankası da bu teknik bilgiye sahip olduğu için çok kritik yerde müdahalesini yaptı. Ama şimdi sormamız gereken soru şu arkadaşlar. Bu devamı gelecek bir müdahale mi? Yoksa sadece günü kurtaracak bir müdahale mi? Benim kişisel görüşüm ben uzun vadede işe yaramayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bizi uzun vadede kurtaracak tek yöntem ekonomik reformlardır. Gördüğünüz gibi de reform adına ülkemizde olaylar meydana gelmiyor. Doğal olarak bu müdahaleler de geçici çözüm olarak çıkacak karşımıza. Şimdi Merkez Bankası görevini yapıyor. Yaptığı müdahale tabii ki haklıydı. Sonuçta buranın kırılmasıyla dediğim gibi çanağın iç kısmı kadar bir yükseliş gelecekti ve sert gelecekti arkadaşlar bu yükseliş. Merkez Bankası'nın müdahalesi çok yerinde oldu. Fakat Merkez Bankası'nın sıkıntısı şu, siyasi kanattan çok destek göremiyor. Yani kendisi bir şey yapmaya çalışsa da siyasilerin yaptığı hatalardan dolayı dolar TL'yi tutamıyor. Şu anda gördüğünüz gibi de küçük çanağı tamamladı ve şu anda düşüyor. Yani bir çanak kulp formasyonu meydana geliyor arkadaşlar. Çanak kulp formasyonu da şu şekilde gördüğünüz gibi küçük çanağı tamamladı. Buradan bir düzeltme düşüş ve sonrasında tekrar yükseliş gelebilir arkadaşlar. Zira çanak kulp formasyonu bir yükseliş formasyonudur. Gördüğünüz gibi günlük bazda alt sinyali devam etmekte. Fakat RSI 70 binin altlarına geçti. Bir de saatlik bazda sat sinyalleri geldi arkadaşlar. Bir saatlik bazda gördüğünüz gibi bulutun alt kısmına geçti enstrüman. 4 saatlikte bakacak olursak da burada bir sat sinyali gelmek üzere. Yani bu sat sinyalin gelmesi durumunda da bir 5.90'lara doğru hareketler görebiliriz. Şimdi Merkez Bankası'nın hamlesiyle dolar şu anda düşüşte. Yalnız arkadaşlar haber akışları da hala çok büyük önem arz etmekte bu sıralar. Biz hala seçimlerle ülkeyi germeye devam edersek, yani bu seçimler sırasında siyasi partilerin birbirine ne söylediği de çok önemli. Yani ülke gerilime götürülürse yabancı çıkışı ülkemizden devam edecektir. Ve muhtemelen şurada gördüğünüz küçük çanak oluşumu. Şurada gördüğünüz çanak oluşumu arkadaşlar tamamlandı zaten. Muhtemelen çanak kulp formasyonu meydana gelecek. Yani burada şöyle 5.90'lara kadar bir sarkma görüp sonrasında tekrar yükselip bu tekrardan 6.20 bantlarının kırılmasıyla hızlı bir şekilde 6.80'ler test edilebilir. Zira siyasiler karşılıklı söylemlerle gündemi germeye devam ederlerse söylediğim gibi borsada da çıkışları gördünüz arkadaşlar. 88 bin seviyelerine geldik. Borsadan çıkan bu yabancı yatırımcılar paralarını dolar yapıp ülkemizi terk etmeye devam ederler. Böyle olursa da arkadaşlar ülkemizde dolar miktarı azalacağı için dolar TL yukarı gidecektir. Yani Merkez Bankası şu anda yapması gereken şeyi yaptı. Görevini yerine getirdi. Ama işte arkasına siyasi desteği almadığı sürece buralarda gördüğünüz gibi çabaları boşa çıkıyor arkadaşlar. Zaten Merkez Bankası'nın ne kadar rezervi olduğu, elindeki kurşunların sayısı, yapabileceği hamleler de büyük tartışma konusu. Zira
şuralarda bu VIOP işlemlerinde vesaire falan rezervlerimizi ciddi miktarda kaybettik. Bir de bunların üstüne bu seçim olayı çıkınca Merkez Bankası böyle bir hamle yapmaya mecbur kaldı. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Merkez Bankası bunun sürekliliğini getirebilir mi, getiremez mi? Bunu sormalıyız kendimize. Ben şahsen belli bir yere kadar müdahale edebileceğini, sonrasında elinden bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü siyaset tarafında kötü, olumsuz haberler gelmekte. Yani Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok elinde. Ya para birimimizde bir düzelme görmek istiyorsak arkadaşlar, uzun dönemde uzun vadede ciddi bir düşüş trendine girmesini bekliyorsak eğer dolar TL'nin, ülkemizde çok önemli gelişmelerin olması gerekmekte. Yani yapısal reformların olması lazım. Ekonomik olarak çok ciddi planların hazırlanması lazım. Yani ülkemizde çok iyi şeylerin olması lazım. Ama biz şu anda baktığımız zaman ülkemizde iyi bir senaryo göremiyoruz. Hatta aksine bu seçim olayları vesaire falan ülkeye daha da gerilim artmakta. Yani CDS rakamlarına bakarsanız ülkemizin risk primlerini 500 seviyelerinde geziyor arkadaşlar. Yani biz 500 seviyelerini, mesela Rahip Brunson krizinde biz arkadaşlar 570 seviyelerini görmüştük. Ve o 570 seviyelerinde nasıl hareketler yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi mesela buralarda bu hareketleri yaparken, dolar TL 7.20'ye giderken bizim risk primimiz ülke olarak 570 civarlarındaydı. Ve biz şu anda buralarda arkadaşlar, şu an Türkiye'nin risk primi 500 civarlarında. Yani çok aşırı yüksek derecede. Bu da yabancı yatırımcıyı ülkemizden kaçırıyor. Yani bırakın yabancı yatırım gelmesini, olanları ülkemizden kaçırıyor. Yani tüm bu gelişmeler ışığında, tüm bu haberler ışığında dolar TL'de uzun dönem bir düşüş beklemek açıkçası saçma olacaktır. Merkez Bankası yapması gereken şeyi yaptı. 6.20'lerin kırılmasıyla o da 6.80'lerin çok hızlı geleceğini hepimizden daha iyi biliyordu arkadaşlar. Elindeki imkanlarıyla yapması gereken müdahaleyi yaptı. Ve şu anda o hareketin gelmesini geciktirdi arkadaşlar. Yani siyasilere zaman kazandırmış oldu. Bakalım siyasi kanat bunu nasıl değerlendirecek? Benim kişisel görüşüm, bu İstanbul seçimlerinin daha da kızışacağı ve siyasilerin birbirine ağır söylemler söyleyerek ülkeyi gereceğini düşünüyorum ben. Ya yani bu zaman diliminde de şuradaki çanak zaten tamamlandı ve burada bir çanak pul formasyonu meydana gelip sonra tekrar 6.20 bantlarına dayanmamızla ve buradan bir kırılım gelmesi durumunda da hızlıca 6.80 bantları tekrardan gelebilir arkadaşlar. Hala bu risk devam etmekte. Zira ülkemizin risk primi de 500 civarlarında geziyor. Bu çok aşırı sıkıntılı bir durum. Şimdi göstergelere bakacak olursak, gördüğünüz gibi günlük bazdaki alt sinyali devam ediyor. Tabii şu anda yataya bağladı. İğmesini biraz kaybetti. 4 saatlikte de videonun başında söylediğim gibi sat sinyali gelmek üzere. Bu sat sinyalinin gelmesi durumunda da 5.90 bantlarına doğru bir çekilme görebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim kendi kişisel görüşüm, yatırım tavsiyesi olmasın. Yani kendinize şu soruyu sorun. Merkez Bankası bunu ne kadar sürdürebilir? Uzun vadeli bir çözüm mü sizce? Bu soruları sormanızda fayda var arkadaşlar. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Haber akışlarını yakından takip etmek dolar TL'de çok büyük önem arz etmektedir. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar.